Selamlar, 20 bin abone olmamızın şerefine söz verdiğim kitaplık vlogu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Birazdan şu arkadaki kitaplığın bütün ayrıntılarına didik didik giriyor olacağız. Sizlere sırayla bütün oyunları ve mümkün olduğunca kitapları, figürleri falan gösteriyor olacağım. Bunun dışında bir önceki alışveriş videosunda bahsettiğim birkaç ayrıntı var. Bu da sadece 20 bin abone olunca işte arkadaki kitaplık şeyini göstereyim de bitsin değil. Minik bir hediyeleşme yapmak istiyorum. İşte çekiliş demiyorum, siz anlayın. Bir canlı yayında minik bir hediyeleşme gerçekleştireceğim. Bir önceki alışveriş videosunda bu hediyelerden bazılarını size söylemiştim. Bunların arasında ne var? Buradan şimdi çıkarmayayım. Bir adet Nintendo DS ilk versiyon, FAT denilen versiyon var. Bunun dışında bir adet Wii Sports var. Bunun gibi birkaç oyundur, figürdür, birkaç bir şey daha ayarlayacağım. Bazı sipariş verdiklerim henüz elime ulaşmadı. O yüzden şu anki videoda onları size gösteremiyorum. Çünkü bu videoyu Cuma'ya yetiştirmeye niyetim olduğu için. Ama onları da hazırladıktan sonra şimdi tarihini vereceğim canlı yayın esnasında bu hediyeleşme olayını gerçekleştireceğiz ve tam olarak 20 bin aboneyi kutlamış olacağız. Bunları yavaş yavaş aslında 25 binde, 30 binde de yapma niyetim var. O yüzden şimdiden 25 bin olmamızı sağlarsanız çok sevinirim. Henüz kargoların elime ulaşmamasından ötürü gelecek haftaki bir canlı yayını seçmeyeceğim. Onlar çoktan ulaşmış olsaydı önümüzdeki ilk salı yapacağım canlı yayında bu şeyi gerçekleştirecektim ama şimdi onlar elime ulaşmadan ben hadi sen kazandın kargo bilgilerini alayım falan demeyeyim. Önce bir elime gelsin sizlere vermek istediğim şeyler. Ben bir yani verilebilir olduğundan da emin olayım. Böyle dandik dündük bir şeyler de yani vermek istemem açıkçası. O yüzden şimdi söylüyorum 30 Ocak. 30 Ocak gene salıya geliyor. 30 Ocak salı günü yapacağım canlı yayında o kargolar da gelmiş olur ve toplam işte 5 en az 5-6 tane bir hediye ayarladım diye düşünüyorum. Artabilir bu arada. O hediyeleri 30 Ocak Salı günü yapacağım canlı yayında sizlerden yayına gelenler arasından bazı arkadaşlarımıza vereceğim. Kargolar benden olacak bu arada. Haberiniz olsun. Yani mesela şu Wii Sports aslında çok pahalı bir şey değil. Muhtemelen belki de kargosu bundan pahalı tutabilir. O yüzden bir de yani ulan şunu hiç kazandık ama ulan kargo şeyden pahalı. Öyle bir şeye girmeyeceğim. Kargoların hepsi benden olacak. O konuda hiç dert etmeyin. Sadece canlı yayına gelin ve işte o an yayın esnasında ki bir tane anahtar kelime söylerim. Katılmak istemediğiniz şey olabilir. Mesela elinizde Wii Sports vardır. Buna katılmak istemeyebilirsiniz. İşte o keywords'ü siz yazmazsınız mesela. Sadece kazanmak isteyenler yazar. Bunun gibi ayrıntıları tamamladığıma göre şimdi kitaplık vloguna geçelim. Öncelikle en üstten bir başlayalım. Tabii burada bir adet Wii için direksiyon var. Bunu koyacak bir yer bulamadım o yüzden burada. Bu 2017 yılında aldığım Splatoon 2 bundle'lı bir Nintendo Switch'in kutusu. İçinde kitapçıklar var. Görsel bir tarafı var diye böyle yukarı koydum. En üstte Kemal Sunal DVD'lerinden seçmece bir paket var. Burada son alışveriş videosunda da net bir şekilde gösterdiğim Starlink Battle for Atlas'ın starter pack'i var. Bunun figürlerini de o videoda göstermiştim. Eğer ayrıntılı bir şeyler izlemek isterseniz o videoya bakabilirsiniz. O videoda aynı zamanda DJ Hero 2 setinin de ayrıntılı bilgilerim mevcut. Bunları kutularından çıkara çıkara inceledim. Koleksiyona eklemek istediğim şeylerdi. Bayağıdır eklemek istediğim şeylerdi. Fiyatı uygun bulunca da bu fırsatı değerlendirdim açıkçası. Burada Super Mario Desk Metin kutusu var. Böyle yan çevirince çok tatlı durduğu rengi, Super Mario Bros. Yazısı burada çok tatlı durduğu için burada tutuyorum. Normalde boş kutu. Son olarak en üstte bir de Nintendo Switch case'i var. Artık Switch'i ev konsolu gibi kullandığım için pek dışarı götürmüyorum. O yüzden bu biraz atıl bir şekilde bekliyor. İçinde de pek bir şey yok. Şimdi şu sol beyaz taraftan başlayalım ama bunları böyle yarım yamalak göstermeyeceğim. Bunların her birini çıkaracağım ve tek tek bir yandan envanter çıkarıyormuşçasına bir video olsun istiyorum. Bunları ben bir çıkarayım şimdi. Mario Sports Mix ile başlayalım. Bunu Türkiye'den almıştım. Bazılarının biraz daha ilginç hikayesi var böyle. Hepsini de ayrıntılı anlatmayacağım. Bazılarını hızlı geçeceğim. Donkey Kong Jungle Beat, We Dare, Big Brain Academy, Punch Out, Sonic Unleashed, Shaun White Snowboarding. Bunun şuradan göstereyim. Wii Balance Board desteği var. Bunu bir ara bir deneme niyetim var. Belki canlı yayınlarda deneriz. Devil Up, Flink Smash,
Sing It, We Fit, Kororimpa, Samurai Warriors 3, Davy's Adventure. Burası bitti, hemen aşağıya doğru halleniyoruz. Aynı şekilde burayı da bir çıkarayım. Red Steel, Nerf and Strike, MX vs. ATM Untamed, Medal of Honor Heroes 2, Prince of Persia Rival Swords, Championship Paintball, Wild African Safari, Prince of Persia Forgotten Sands, Avatar The Burning Court, Thor, Splinter Cell Double Agent, Beat the Beat Rhythm Paradise, Pikmin 2 ve Pikmin 1. Burada bir de kutusuz şekilde Super Smash Bros. Brawl'ım var. Onu da şöyle yukarı koyuyorum. Hemen bir aşağı indik. Burası PSP köşesi. Burada bu geçen yaz Yunanistan tatilindeyken aldığım, oradan aldığım bir Athena büstü var. Türkiye'den aldığım bir adet Super Smash Bros. 3 Işıldağ, oradaki Mario karakteri şeklinde bir ışıldak. Ama pili çok hızlı yiyor, o yüzden artık pil takmıyorum içine. Bir adet Shikai rozeti. Hemen buradaki PSP oyunlarını da çıkarayım, yerleştirirken göstereyim. GTA Liberty Stories, Half Minute Hero. Echo Chrome çok tatlı bir puzzle oyundur. Perspektifle kafayı iyi çalıştırır, öneririm. God of War Ghost of Sparta, galiba nadir bitirdiğim PSP oyunlarından birisi. Star Wars Clone Wars, Dexter, Dissidia 12, ancak bu bir fake. Şöyle göstereyim. İçerisinden Final Fantasy 4 The Complete Collection çıkıyor. Böyle almıştım. Yani içerisinden sürpriz çıktı tabii. Dissidia 02 diye almıştım. İkisini de oynamadım. Hangisi daha değerli bilmiyorum. Bilenler yoruma. Lemmings, GTA Vice City Stories, NBA Street Showdown, Ratchet & Clank Size Matters, Locoroco. Bundan daha önce yayınlarda bahsettim ama gerçekten komedi. Zamanında gitti gidiyordan 10 liraya bu oyunu aldım. Tactics Ogre Let Us Cling Together Premium Edition. Sadece 10 liraya aldım. Ve burada son olarak orijinal bir PlayStation 2 oyunu var. 2007 civarı aldığım PlayStation 2 paketinin içerisinden bedava şekilde çıkmıştı. Elimdeki tek orijinal PlayStation 2 oyunu da bu. PSP oyunlarının bir alt katında Asimov kitapları köşesi var. Bunlar ağırlıklı olarak Altın Kitap Evi'nden çıkmış kitaplar burada. Ben genelde nadir kitabı kovalıyorum ve mümkün olduğunca da bu eski 70'ler, 80'ler, belki de 60'lar civarı çıkmış olan altın kitap versiyonlarını toplamaya çalışıyorum. Asimov gerçekten çok ilgimi çeken tarzda bilim kurgu kitaplara sahip. O yüzden sevdiğim de bir yazar. Eski bir şeyleri toplamak da hoşuma gidiyor. Eski olmasından ötürü aşırı pahalı da değiller. O yüzden ayrı minicik bir hobimsi bir durumu var bunun. Altın Kitap Evi'nden çıkmış Asimov kitaplarını topluyorum. Burası tamamen Asimov köşesi. Bir aşağı indik. Sevgili eşimle benim çok sevdiğim bir pozum var. O yüzden zaten burada kitaplıkta durmadan yer veriyorum buna. Böyle arada bir arkamı döndüğümde bizi bu şekilde görmek hoşuma gidiyor. Bunların arkasında Witcher kitapları saklanmış durumda. Ama 6 tane var elimde. Toplamda galiba 8 mi geldi en son ya? Yani 7'nin geldiğine eminim. Belki 8. kitap bile gelmiş olabilir. Ben bunlardan sadece Son Dilek ve Kader Kılıcı'nı okudum. Diğerlerini henüz okumadım ve bunları okuyalı da bayağı oldu. O yüzden ben bu seriye bir ara bir baştan başlayacağım. Böyle bir anda Elflerin Kanı 3. kitaptan başlamak hiç mantıklı olmayacaktır. Bir alt katı daha indiğimizde çeşitli kitaplar var. Burada Açlık Oyunları serisinin ilk 3 kitabı, Beowulf nedense ters çevrilmiş, Şimşek Hırsızı ve bir takım bilim kurguyla fantastik arası kitaplar. Bir aşağıya daha indiğimizde Jules Verne kitapları var. Burada bir adet Büyünün Rengi var, Terry Pratchett. Daha yeni başladım bu seriye. Burada yine çok karmaşık tarzda kitaplar mevcut. Yani Freud'dan tutun da İşte Romeo Juliet'e kadar gerçekten bir aşure. Alt tarafı iyice anlamsız, tamamen boş kalmasın diye. Hatta burası otogardan alınan kitaplar köşesi bile olabilir. Şimdi sağ taraftaki beyaz kitaplığın en üstünden başlayalım. Burada yine Wii oyunları var. Ben hemen bunları çıkarayım, sonra dizerken göstermiş olayım. Mario Strikers Charge Ball, Dude's Big Adventure, DJ Hero 2 şu setin içinden çıkmıştı. Yine bu setin içinden çıkan DJ Hero, EA Games'ten Create, U-Draw tabletin içinden çıkan U-Draw Studio, Zelda Twilight Princess,
Brothers in Arms Double Time. Bu içerisinde 2 adet oyun olan bir paket. Bunu Yunanistan'dayken bulmuştum. Link's Crossbow Training. Billy the Wizard. Anna Create a New World. Boogie. Ve FIFA 08'de burası bitiyor. Hemen bir aşağı indiğimizde burada Tolkien köşesi var. Burada tamamen Tolkien kitaplarını tutuyorum. Tek cilt özel basım Yüzüklerin Efendisi ve Tolkien'in birçok diğer kitabı burada. Silmarillion. Burada bir de Hobbit olacaktı ama galiba onu Ankara'ya götürmüştüm. Onun dışında buraya başka bir kitap koymuyorum. Bir alt kata indiğimizde One Piece köşesi bizi karşılıyor. Yıllar önce AliExpress'ten aldığım Luffy figürü var burada. O manga devrilecek kesin. Bunu çok seviyorum. Haki kullanırken bir şekilde resmedilmiş. Çok tatlı ve arkada da biraz büyük olduğu için yayınlarda falan da gözükmesi hoşuma gidiyor tabii ki. Burada One Piece oyun kağıtları, 4 tane İngilizce manga, 2 tane de Türkçe manga var. Hemen aşağısı Naruto köşesi ama burada sadece bir adet Guardian gibi Gintoki var. Onun dışında gene İngilizce orijinal mangalar, Türkçe orijinal mangalar, bir adet Rusça Naruto manga cildi ve bir de The Official karakter databook var. Hemen bir alt kat Death Note köşesi, tamamen Death Note'la ilgili sayılar ve diğer mangalardan oluşuyor. 1'den 13'e kadar seri tamamen var. Bir de bu geçenlerde ekstra bir manga olarak karşıma çıkmıştı. Bunu da aldım. Manga bildiğin. Death Note'un neresini anlatıyor tam, ilerisi mi gerisi mi bilmiyorum ama okuduktan sonra öğreneceğim. Şimdilik okumadım. Alt katta yine mangalar var. Full Metal Alchemist'i de toplamaya başladım. Henüz bir 6-7 sayı var elimde. 2 sayılık All You Need Is Kill var. 2 sayıda Kimi ni Todoke var. Bu seriyi seviyorum ya. Shoujo'lar arasında şimdilik en sevdiklerimden biri. Çok fazla shoujo okumadım zaten. Kazehaya ve Kuronuma karakterlerini ayrıca seviyorum tabii. 1 sayı Claymore var. 1 adet Türkçe'ye çevrilmiş Chainsaw Man var. Yine 1 sayı Türkçe One Piece var. Ve burada geçen yaz İtalya tatilindeyken aldığım, Bologna'dan aldım yanlış hatırlamıyorsam, Super Mario mangası. Yani ne alaka ben de bilmiyorum. Ama kitapçıda gezerken denk geldik ve dedim bunu neden almıyorum. Tamamen olay böyle gelişti. Aşağı indikçe aşurilik miktarı artıyor. Burada bir adet Rusça Berserk bir cildi var. Şöyle göstermeye çalışacağım. Evet, 2013 yılında sempozyum için Rusya'ya, St. Petersburg'a gitmiştim. Oradayken yine bir kitapçıda denk gelip o az önce gösterdiğim Naruto'yu da, bu Berserk'i de oradan aldım. Burada yine farklı kitaplar mevcut. Gene Death Note serisinden El Dünyayı Değiştir romanı, Guguk Kuşu, Sonsuzluğun Sonu, Zaman Kapısı, Devlet Kuşu gibi farklı kitaplar mevcut. Bir alt katta genelde müzik CD'leri var. Bu müzik CD'leri eşimle flörtleştiğimiz zamanlar birbirimize aldığımız hediyelerden oluşuyor. Tabii burası tamamen onun bana aldıklarından oluşuyor. Bu sağdaki şeklinin şemalini hiç sevmediğim ve dengesizliğinden ötürü aslında biraz şikayetçi olduğum kitaplığa gelelim. Burayı biraz daha görsel amaçlı ve alt katları da depolama amaçlı kullanıyorum. Oyun buraya koymadım genel olarak. Sadece üst kat tam görsellik olduğu için bazı özel sürüm oyunları koydum. Öncelikle şuradan başlayayım. 8 bit DOS SNES Gamepad'in kutusu var burada. New 3DS'in kutusu. Pro Controller'ın kutusu, New 3DS X-Large'ın kutusu burada. Bunun arkasında bir adet Xbox Series X ve S için 9. nesil Gamepad. Tabii PC'de kullanıyorum ben. Şuranın arkasında da U-Draw tableti var. Bunu bir önceki alışveriş videosunda göstermiştim. Şu ön kısma gelelim. Göz bebeğim Zelda Breath of the Wild Explorer Edition. Bununla ilgili ayrıca video vardı zaten. Bunun içerisinden bir harita çıkıyor ve artbook çıkıyor. Tabii oyun da var. Burada Super Mario'nun 25. yılını kutlamak amacıyla üretilen Wii'ye çıkmış olan Super Mario All Stars 25. yıl versiyonu var. Bunun içerisinde işte All Stars oyunu şuradaki gibi ve bir müzik CD'si. Evet, müzik CD'si, bir de History Booklet var. Bu çok tatlı bir paket. Bu da en sevdiklerimden biri olduğu için bu köşede. Ve tabii ki Zelda Skyward Sword'un Wii modlu paketi. Bu da gene Limited Edition Pack olarak koleksiyonumda. Hemen bunun Wiimote'unu bir göstereyim. Bunu çekmecede saklıyorum. Burada tutup da tozlanmasına izin vermemek adına şundan bir kurtulayım önce. Evet, bu rengi de çok tatlı. Zaten oyunun kendisiyle de çok uyumlu. Renk ve ton olarak da. Özel bir Wiimote tabii ki. Zelda amblemi bile bunun için yeterli ve zaten sadece şöyle bir paketten çıkıyor olması da onu özel kılıyor. Bunu kanalda serisi var. Zelda Skyward Sword oynarken kullandım sadece. Onun dışında kullanamadan zamanını bekliyor. Belki az önce gösterdiğim Zelda Twilight Princess'da bununla oynarım. Bilmiyorum. Özel birkaç oyuna saklıyorum diyebilirim.
Elimde tek bir Amiibo var. O da bu 8 bit Mario. Mario'nun 30. yılına özel şekilde üretilmişti. Hemen altında bir Amiibo zemini olarak Super Mario Odyssey kutulu şekilde tutuyorum. Onun yanında Dragon Ball Xenoverse 2 kutulu Switch oyunu var. Bunu niye aldığım zamanda bilmiyorum ama bu da zaten şu an bir Link figürünün zeminini sağlıyor. Onun dışında bir işlevi yok. Hemen alta indiğimizde sevgili eşimin yaptığı çizimlerden birisi. Bu hoşuma gittiği için ve bana özel çizim için sadece burada tutuyorum ve arka plan için bence çok tatlı duruyor. Bu alt kat tamamen, ki şurada da kitaplar devam ediyor, burası tamamen ejderha mızrağına ayrılmış durumda. Şunu şöyle biraz çekersem daha rahat gösteririm. Şu şekilde arkada da yine ejderha mızrağından kitaplar var. Bu seriyi ben geçmişte belli bir yere kadar okudum ama üzerinden galiba 7-8 yıl geçti ve hiçbir şey hatırlamıyorum desem yeridir. O yüzden zamanında elimden çıkardığım bazı kitapları da topladım ve kitaplığa koydum. Yavaştan okumaya başladım. İlk olarak Güz Alacak Alanında Ejderhalarını bitirmiştim. Devam edeceğim Kış Gecesinden. Bu şekilde seriyi tamamlamaya çalışıyorum. Mesela ikinci nesil burada nadir kitaplardan birisi. Bunun yanı sıra Yaz Alevi Ejderhaları var. O da tekil gibi bir kitap. Onu da elde etmeye çalışıyorum. O da bir tık nadir. Hemen bir alt kata inelim. Burası aslında daha önceki videoların hepsinde gösterdiğim figürlerden oluşuyor. Zaten ekstra bir figür olayım yok benim. Çok fazla satın almam. Denk geldikçe ve çok eskiden aldıklarım sadece burayı oluşturuyor. İşte bazıları da antika pazarından aldıklarım. Alt katlara indikçe birazcık çorba seviyesi artıyor tabii ki. Burada cüzdanımsı bir Zelda Phantom Hourglass zımbırtısı var. Tam olarak ne işe yaradığı konusunda hiç fikrim yok. İçerisinden ne çıkacak? Galiba bir adet Nintendo DS kalemi çıktı. Bir saniye, evet. Nintendo DS kalemi çıktı içinden. Bunun dışında bu bir alt kat Harry Potter köşesi diyebilirim. Şuradaki bozuk pro kontrolörü kenara bir alırsam eğer, buranın tamamen bir Harry Potter köşesi olduğunu daha rahat bir şekilde gösterebilirim. Şu ön sıradaki ilk 7 kitabı çekersem, arkadan da yine Harry Potter evreninden olan kitaplar ve mevcut 5. ve 7. kitabın İngilizceleri var. Ben yavaştan İngilizceleri de toplamaya niyetliyim. 2 sayı gitti. 5 kitabında İngilizcesini bir şekilde edineceğim. Burada daha önce başka bir shorts videosunda bahsettiğim kitap ayracı koleksiyonum var. Şöyle yerdeyken göstereyim. Bunlar için düzgün bir sergileme yöntemi sonunda buldum. Bir fotoğraf albümü, hem de çok rahat yapışkanlığı, bu sayfaları çok rahat açılabilen, arasına çok rahat yeni ayraçlar ya isterseniz de fotoğraflar koyabileceğiniz bir şey buldum. Ve bunları kitap ayraçlarımla doldurdum. Yaklaşık 250 tane falan var şimdilik. Genelde yurt dışına gittikçe müze olur, başka özel girişli yerler olur. Oraların alışveriş kısımlarından, market ve müze kısımlarından aldığım şeylerden oluşuyor. Buranın hemen yanında yine bazı kitaplar var. Bunlar ne bu sol tarafta bir yerlere denk getirebildim, ne de tamamen kenara köşeye atayım da hiç gözükmesin diye istediğim kitaplar. Gözükmesini istiyorum. Turgut Özakman'ı severim. Onun bu serisi de muhteşemdir. Diğer kitapları da hakeza öyle. Mesela şurada bir yerde 1999'da Mustafa Kemal'in tekrar Samsun'a geldiği böyle aslında fantastik bir kitap, iki kitaplık serisi daha var. Onları da çok severim. Burada birazcık tarih, birazcık siyaset demeyeyim de işte siyasi tarih tarzı kitaplar var. Birazcık Meşrutiyet'in yeniden ilanından itibaren olan kısımlar biraz ilgimi çekiyor. O kısımlarla alakalı, İttihat Terakki ile alakalı, Cumhuriyet'in ilanı, Milli Mücadele, Kurtuluş Savaşı, oralarla alakalı bazı kitapları burada tutuyorum. En aşağı kat tamamen çorba ve bir yerden sonra artık bunlar gözükse de olur, gözükmese de olur dediğim kitaplar. Sağ tarafta bittikten sonra merkez kısım kaldı sadece, ki burası da oyun koleksiyonunun en yoğun olduğu yer. Şimdi burayı da aynı benzer mantıkta buraya yıkacağım. Sonra tek tek buraya dizerken hepsini size göstereceğim. Burada geçenki alışveriş videosunda aldığım Lego Nintendo DS kalemi var. Burada Mario Galaxy 2 var. En sevdiğim oyunlardan birisi. Fransa'da dandirik oyunların arasından sürpriz bir şekilde bulduğum, ki o zaman 60 euroydu fiyatı ama euro da 3-4 lira filandı, yani bu kadar pahalı değildi. Ama yine de zamanında 60 euroya aldığım bir oyun Metroid Prime Trilogy. Şimdi şurayı komple yıkıyorum. Öncelikle alt kattaki Wii oyunlarıyla başlayalım. Bunu geçen yaz İtalya tatilindeyken almıştım. Mario Power Tennis. Galiba yıllardır benimle birlikte olan Trauma Center New Blood. Bunu çok yakın zamanda galiba dolaptan aldım diye hatırlıyorum. Monster Hunter 3. Yine Türkiye'den aldığım Wii Music. 2023 içerisinde Switch'e port edilen oyun bu işte. Kirby's Adventure Wii. Super Paper Mario.
Kirby's Epic Yarn. Bu oyun 3DS'de de var. No More Heroes. Bunun ikincisi de var ama o bende yok. Wii Fit Plus. Animal Crossing Let's Go to the City. Rock Trooper. Bunu da geçen yaz İtalya'dan aldım. Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon. Bunu ne zaman ve nereden aldım gerçekten hatırlamıyorum. Conduit 2. Metroid Other M. Bu oyun ne eleştiriliyor ya? Şimdi ben henüz oynamadım, o yüzden büyük bir yorum yapmayayım ama gerçekten çok eleştiriliyor. Mad World. İkinci Trauma Center oyunu Second Opinion. WarioWare Smooth Moves. Monster Truck Arenas. We Play. Call of Duty Modern Warfare 3. Bu nasıl 3 lan? Bu yeni çıkmadı mı? The Conduit bu sefer ilk oyun. Soul Calibur Legends. Bunu da yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'den aldım. Disaster Day of Crisis. Wii Sport Resort. Ve bu alt kat böylece bitiyor. Dangerous Hunt 2011. Şimdi 3DS oyunlarına geçiyorum. Kirby Triple Deluxe. Donkey Kong Country Returns. Zelda Triforce Heroes. Pokemon Ultra Sun ama burada Fransızca çünkü bunu Paris'teyken almıştım. Zelda A Link Between Worlds. New Super Mario Bros. 2. Super Mario 3D Land. Kirby Planet Robobot. Chibi-Robo Ziplash. Pokemon X. Rhythm Paradise Megamix. Luigi's Mansion 2. Mario & Luigi Paper Jam Bros. Professor Layton and the Miracle Mask. Ocarina of Time 3D. Yokai Watch 2. Paul Paine bu galiba İtalya'dan aldıklarımdan birisi. Hala jelatininde duruyor. Fire Emblem Awakening. Bu da İtalya'dan aldığım bomba oyunlardan birisi. Diğeri de birazdan geliyor. Miitopia. Star Fox 64 3D. Metroid Samus Returns serinin ikinci oyunu. Marvel Legends Superstar Saga. Bu da serinin ilk oyunu. Theater Rhythm Final Fantasy. PES 2011 3D. Mario & Luigi Dream Team Bros. Professor Layton vs. Phoenix Wright. WarioWare Gold. Art Academy. Ve normalde DS oyunu olmasına rağmen aşağı tarafa sığmadığı için şuradaki boşluğa koyduğum Brave. İlk haline geri getirelim ve Metroid Prime Trilogy ile Super Mario Galaxy 2'yi buraya tekrar koyalım. Bu ikisi çok iyi ikili oldular. Hemen bir aşağı kata iniyoruz. Burası şu arkadaş dışında tamamen Nintendo DS oyunu. Bunu da yine görsel olarak kalsın diye buraya koydum. Az önce Awakening'den bahsederken diğer bomba birazdan geliyor demiştim. Geçen sene yaptığımız İtalya gezisinden aldığım en bomba oyun tabii ki Zelda Majora's Mask 3D. Artık bu biraz hem pahalı olmasına ötürü bomba diyorum hem de nadirleşti. Gerçekten bunu Türkiye'de de satan bulmak zor. Bu az da üretilmiş olabilir. Ya da alan koydu kütüphanesine ve asla elinden çıkarmak istemiyor. Ben yani bulmuşken yapıştırdım 60 Euro'yu. Burada bir de Rhythm Paradise var. Benim en sevdiğim Nintendo oyunlarından birisi. Gerçekten çok eğlenceli. Yani Nintendo'yu özetlediyseniz bu oyunu ilk olarak o özetlediyen kişiye gösterebilirim. Şimdi yine şurayı hemen boşaltıyorum komple. Sonra dizerken tek gösteriyorum. Nintendo DS oyunları diğerlerinden bir tık daha uzun sürecek vaziyet alın. İlk olarak Professor Layton Spectre's Call, PES 6, Nintendox, Phoenix Wright Ace Attorney, Advance Wars Dual Strike, Advance Wars Dark Conflict, Mario Kart DS, Metroid Prime Hunters, Rooms, Professor Layton and the Lost Feature, Aliens Infestation, Elite Beat Agents, Golden Sun Dark Dawn, Castlevania Portrait of Ruin, Professor Layton and the Curious Village, The Legendary Starfy. Bunu Türkiye'den aldım ve yani bunu koleksiyonuma Türkiye sınırları içerisinde kattığıma gerçekten şaşırıyorum. Paint by DS, Rayman Raving Rabbids 2, Kirby Superstar Ultra, Dragon Quest 9 Sentinels of the Starry Skies. Şimdi bir üst kata geçtik. WarioWare Touched. Pokemon White. Zelda Phantom Hourglass. Bir Trauma Center oyunu daha. Under the Knife. Locke's Quest. Professor Layton and the Pandora's Box serinin ikinci oyunu. Grand Theft Auto Chinatown Wars. Bu çok eğlenceli ya.
Marvel Luigi Partners in Time. Bu serinin ikinci oyunu ve bunu Fransa'dan almıştım. Bu da gerçekten çok nadir oyunlarından birisi. Yani şunu şu an koleksiyonunuza katayım deseniz bulması da zor, alması da pahalı. Eğer bir yerden bir şekilde denk getirirseniz hiç düşünmeyin. Çok nadirleşti artık bu. Mario & Luigi Bowser's Inside Story. Mesela serinin bir diğer oyunu, üçüncü oyunu diye hatırlıyorum. Ancak bu çok sık bulunuyor. Yani şu an Türkiye'de satan 3-5 kişi kesin bulursunuz. Zelda Spirit Tracks. 007 Quantum of Solace. 42 Classic Games. Bu da jelatininde duruyor. Brain Training. Monster House. Bu geçenki alışveriş videosunda gelenlerden. Picross DS. Koleksiyonumda olduğuna çok mutlu olduğum oyunlardan biri. Kirby Mouse Attack. Ghost Trick Phantom Dedektif. Bu oyun Switch'e ya gelecek diye geldi. Yani bir remake'miştesine. Scooby-Doo. Captain America Super Soldier. Bu üst katı da New Super Mario Bros'la bitiriyoruz. Şimdi şu üstteki boşluğa yatay şekilde geleceklerle devam edelim. Freshly Picked Tingles Rosie Rupee Land. Bunu başka yayınlarda ya da videolarda söylemiş olabilirim. Elimdeki en pahalı oyun bu. Yani price charting sitesine göre neden en pahalı bu gerçekten hiçbir fikrim yok ama nadirliğinden ötürü böyleymiş galiba. İsterseniz siz de bakabilirsiniz. Komedi bir fiyatı var. Kingdom Hearts Recoded. Ratatouille. Rayman Raving Rabbids. More Brain Training. Spectrops. Jam with the Band. Bu da Nortec bandrolünü hala taşıyor. Scribblenauts. Rock Band. Geçenki alışveriş videosunda gelenlerden. Kirby Mass Attack. Kirby Canvas Course. Super Mario 64 DS. Okami'den. Evet, DS kısmı da bu şekilde bitti. Aslında DS, 3DS ve Wii oyunlarının galiba tamamı bu şekilde bitmiş oldu. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Elimden geldiğince eksklusifleri katmaya çalışıyorum. Bunun dışında çok daha ucuza ama çok daha ortalık malı diyebileceğim oyunlar kutulu şekilde Türkiye'de dahi satılıyor. Yani istersem çok çok ucuza bu koleksiyonu bir anda iki katına falan çıkarabilirim ama bunun tüm koleksiyonun en az %20'si falan Disney oyunu olur, %15'e gider film oyunları olur. Bunlar artık filmleri falan promote etmek için çıkarılan oyunlar. Ha, oynanışta belki 2-3 saatlik eğlendirir ama bir Super Mario Galaxy 2 dediğinde ya da işte şuradaki Kirby'lerden biriyle karşılaştırıldığında çok daha aşağı seviyede kalan oyunlar. Burayı da bitirdiğimize göre ben şöyle yavaştan alt kata doğru iniyorum. Öyle bir düzenleme yaptım ki şuradaki devasa alan tamamen boşaldı. Buranın gardiyanı olarak da Sol Galeo'yu buraya bıraktım. Bu burada Zelda, Hyrule Historia'yı ve Nintendo'cu dergilerini koruyor. Ama şimdilik bu gardiyana ihtiyacım yok çünkü ben buradayım. Bu alt kat tamamen boşalınca canlı yayınlarda arka planda böyle güzel görsellik yaratsın diye bunları buraya koydum. Burada Legend of Zelda Hyrule Historia var. Bundan Zelda tarihçeleri video serimizde epey yararlanıyorum. İçerisinde gerçekten çok tatlı, kronolojik ve evrenin lore'uyla alakalı bilgiler var. Burada çok fazla gösterme şansım olmayacak çünkü aslında ben bu bir kitap daha var. Birazdan göstereceğim. İkisiyle alakalı ayrıntılı bir video yapma niyetim var. O kısımları buraya saklıyorum. Şimdilik bu sadece burada var ve burada duruyor diye göstermiş olayım. Bu arada az önceki görsellik kısmı birazcık boş vermiş olduk. Burada iki tane arkadaş kaldı değil mi? Evet. Rhythm Paradise'ı şu şekilde ve Zelda Majora's Mask'i de görselliği koruyacak şekilde şuraya tekrar yerleştirdim. Şimdi aşağıda uzun bir video halinde ayrıntılı bir şekilde anlattığım Nintendo'cu dergisinin 5 sayısı var. Toplam 5 sayı şeklinde çıkmıştı. Bunun hikayesini dinlemek isteyenler kanalda Nintendo'cu diye aratabilir ya da belki yukarıya bir yere ben link bırakmış olabilirim. Yerden ötürü çok da görsel olarak sergileyemediğim Zelda Ansiklopedya da burada. Bu da çok ayrıntı bilgi içeriyor. Yani Zelda'daki bütün düşmanlar, bütün eşyalar, bütün mekanlar, bütün NPC'lerle alakalı kişisel bilgiler, lore bilgileri, ne işe yaradıkları gerçekten adamlar bir ansiklopedi gibi hazırlamışlar. Bu da çok tatlı. Bununla da alakalı bir video yapacağım. Hatta muhtemelen Hyrule Historia ile ansiklopediyi birleştirip bir video içeriği hazırlayacağım. Burayı da eski haline getirdik. Sol Galeo'yu da gene gardiyan olarak buraya koyuyorum. Bir aşağıya daha indik. Oyunlarla alakamız artık neredeyse tamamen bitti. Burada biraz daha kitap var. Eşimin İngiltere'deyken benim için aldığı bir
galiba turist otobüsü. Burada görsel olsun diye tutuyorum. Şimdilik şuraya koyayım. Burada bir takım poke topları var. Birkaç tane master ball'um var. Bazı oyunlarda harcamadığım için biriktiler. Ben de buraya koydum onları. Burada bir tane kapanması sıkıntılı olan poke topu var. 2015'te Barcelona'dayken direkt Camp Nou'dan aldığım bir Camp Nou heykelciği var diyebilirim. Tabii o zamanlar Messi hala Barcelona'daydı. Burada bir adet dedektif Conan cep saati var. Bu açılıyor olması lazım. Evet, şu şekilde açılıyor. Çalışıp çalışmadığı konusunda şüphelerim var ama bir anime item olarak hoşuma gittiği için tutuyor. Burada isim benzerliği olsa da onunla alakası olmayan Barbar Conan'ın bir tek cildi var. Bu yukarıda Ölüm Kapısı serisi var ama bu 7 kitap diye hatırlıyorum. Sanki galiba ben de bir kitabı eksik bilenler yorumlara yazarsa sevinirim. Aşağıda da zaten yüksek ihtimalle bildiğiniz üzere Buz ve Ateş'in Şarkısı serisinin elimde olan kitapları var. Adam galiba daha fazla yazmadı değil mi? Ejderhaların Dansı'nın devamı geldi mi ya? Ki ben de zaten şu 4. kitaba kadar filan okudum. Ama galiba gene bu ejderha mızrağında olduğu gibi bir takım unutmalar yaşandı. Buna bile baştan başlayabilirim. Biraz gözümü korkutuyor ama buna bile baştan başlayabilirim. Burada oyun basınının sivrilen yüzü Jason Schreier'ın 2 kitabı var. Resetat ve Kantar Pikseller bir adet de. Lan Stephen Hawking demeyi de artık utanır olacağız ya. Epstein olaylarından ötürü. Ama kitabı güzel. Bir alt katı indiğimizde artık iyice çorbalaşmış bir görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Burada eski Atari oyunlarından seçmece 2 tane bir şey var. Hatta bu kaç 76 in bir maşallah. Bunu artık takacak hiçbir yerim de yok. Bu elimde hala şey duruyor. Bana alınmış ilk oyun konsolu Sega Master System 2 duruyor. Onun orijinal kartuşları ama kutuları yok. Belki zamanda kutuları da vardı, attık. Yani çocuk halimle ben tabii ki bunu engelleyemezdim ama ne yazık ki sadece kartuşlar kalmış durumda. Bundan aralarında ne var? Lord of the Sword var. Bu oyun çok bunaltıcıydı ya. Diyalog, yana yürü, sağa yürü, yukarı merdivenden çık, diyalog. Beceremiyordum tabii ki. Wonder Boy var. Biraz zordu tabii ki. Outrun var. Klasik, çok tatlı müzikli araba yarışı. Teddy Boy'u gerçekten pek hatırlamıyorum. Burada dediğim gibi tamamen çorbalamasyon bir raf. Artık burada Boley'in Kızı da var. Elif Şafak'tan Aşk da var. Dawkins'ten Gem 1. ve Kör Saatçi var. Var oğlu var. Gregor'dan şeyler var. Gregor serisi var. Burada Mürekkep Yürek var. Türlerin Kökeni Charles Darwin var. Artık burası Orwell'in kitapları da var. Bura böyle yukarılarda yer kalmadıkça kitaplarını koyduğum bir yer haline gelmiş. Burada bir Hababam sınıfı da var. Bunların bazılarını okudum, bazıları okumayı bekliyor. Şimdi kitaplıkla ve raflarla alakalı kısımlar bitti. Ben şimdi bilgisayarın başına kapanış için geçiyorum. Evet, kitaplığı bitirdik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Merak ettiğiniz oyunlarla alakalı, diğer ayrıntılarla alakalı merak ettiğiniz herhangi bir şeyi yorumlar kısmında sorabilirsiniz. 30 Ocak Salı yayınını tekrarlıyorum. Diğerleri de, diğer hediyeler de elime geçtikten sonra 30 Ocak'ta rahat rahat yayınımızı yapalım, hediyeleri dağıtalım. Şimdiden hepinize katıldığınız için, bu kanala abone olduğunuz için, destek olduğunuz için, like attığınız için, yorum attığınız için, bir de bazılarınız yetmezmiş gibi cebinden para verip katıl üyesi falan oluyor. Onlara da ayrıca çok teşekkürler. Bu videoluk bu kadar. Ekstra bir yorumunuz olursa, mesela gelecek videolarla alakalı, bu koleksiyondan şununla ilgili daha ayrıntılı şeyler görmek, öğrenmek isterim ya da bununla ilgili canlı yayınlarda bir şeyler duymak, görmek isterim dediğiniz şeyleri de yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim. İzlediğiniz ve şirketiniz için çok teşekkürler. Gelecekte de bu kanalda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın. Bye bye.